Selam arkadaşlar, umarım keyifler yerindedir. Bir önceki videoda size akşam yemeğinin nasıl olduğunu göstermiştim. Büfet tarzı restoranlarda. Aynı restoranta bu kez öğlen geliyorum. Öğlen yemeği için. Görüyorsunuz daha sakin. Demek ki akşamları daha kalabalık oluyor burası. Bakalım öğlen vakti çeşitlerde neler var? Sizin için yine test edeceğim. Şu an saat öğlen 3, tam 3. Çok sakin. Çok fazla insan yok. Evet, görüyorsunuz içerisi boş gibi. Bir önceki geldiğimde burada bayağı bir beklemiştik. Evet, şimdi sıra bekliyoruz. Geçen videoda akşam vakti gelmiştim. Akşam vakti gerçekten de siyahlar daha fazla oluyor. Öğlen daha çok yaşlılar ve beyazlar, beyaz insanlar. Yani tipik Amerikanlar var. Bakalım çeşitler nasıl? Şu an fiyat 9.69. Akşam yemeğinden 5 dolar daha ucuz oluyor öğlen yemeği. Bu benim buraya 4. gelişim arkadaşlar. Önceden de 2 kere gündüz gelmiştim yine. 3. gelişim akşamdı. Videosunu çektim sizler için. Şimdi yeniden öğlen geliyorum. Hem size göstermek hem de karnımı doyurmak için. Ama böyle yerleri tavsiye etmiyorum. Her gün gelecek yerler değil. Yılda birkaç kere gelebilirsiniz ama haftada 2-3 kere, 4 kere gelenler var. Hiç iyi değil çünkü buraya gelirseniz çok kilo alırsınız. Kilo almamak için böyle yerlerden uzak durun. Arkadaşlar içeri girdim. Girişte soruyorlar ne içersiniz diye. Ben su alıyorum. Çünkü en güzeli su. Şimdi yemeğe başlamadan önce bütün menüye bir bakalım. Neler farklı, neler değişik. Şimdi daha sakin. İnsan yok. En baştan başlıyoruz. Burası dondurma bölümü. Karameller var, jelibon. Cookie var. Çok fazla kek çeşidi var. Şinitsel var, kızartmalar var. Patates kızartması. Geçen geldiğimde aynı. Pizzalar var, makarna. Burada et var. Mantar var. Hamburger var. Bakın benim geçen görmediğim hamburgerler bu şimdi var. Bunlardan yiyeceğiz. Domates, salatalık. Pankek var. Burada da taco yapmak için taco, Meksikan yemekleri. Bundan yemiştim geçen geldiğimde, beğenmiştim tavuk. Burada da orange chicken var, Çin yemeği.
çorbalar var. Burada patates var, kumpir. Soslar var. Sebzeler var, salatalar var. Meyveler var. Güzel güzel salatalar var bakın. Bunlar da soslar. Bakın yumurta var. Burada soğuk mezeler var. Sucuk var, et var, bacon var, salata. Gördüğünüz gibi. Baştan sona gezdik. Şimdi oturuyoruz. Arkadaşlar masamıza oturduk. Fişimizi böyle koyuyoruz. Geliyorlar bize su koyacaklar. Ben de yavaş yavaş yemeklere başlayayım. Önce kendime salata yapmak istiyorum. Bugün sakin, bugün daha yavaş yiyeceğim. Evet, salatamızı hazırladık. Şimdi bir adet hamburger alıyoruz. Sıcak sıcak. Evet, bir tane taco yapıyoruz kendimize. Birazcık chicken alalım. Oruç chicken alabiliriz ama sevmiyorum. Bir tane alabiliriz şöyle. Şimdilik başlangıç olarak güzel. Salatamıza biraz sos alalım. Biraz ranch koyuyoruz. Birazcık zeytin alalım. Bir tane de şöyle yumurta. İşlem tamam. Şimdi bunu afiyetle gömüyoruz. Ondan sonra ikinci parti. Aslında bu akşam yemeğinden daha güzel arkadaşlar. Akşam çok kalabalık oluyor. O kadar met ettim hamburgeri. Arkadaşlar inanın çok güzel, çok lezzetli. Suyumuz da geldi, buzlu buzlu. Arkadaşlar, hamburger o kadar güzel ki, McDonald's'ta, Burger King'de yediğimiz hamburgerlerden daha güzel.
tavsiye ederim burayı. Orange chicken'ı deneyelim. Fena değil, güzel. Şimdi ben izninizle bunu yiyeyim. Sonraki partide muhabbet edelim biraz. Ama önce şunları yemek istiyorum. Arkadaşlar inanın tadı çok güzel. Şuna limon sıkayım. Görüyorsunuz içeride çok fazla siyah yok. Olanların da %70'i yaşlı. Bu chicken salat. Patates salatasından alalım az bir şey. Biraz şöyle makarna salatası. Biraz bundan alabiliriz. Tadımlık. Limon lazım. Biraz şu salatadan alalım. Yavaş yavaş yiyelim. Aslında bana yeter bu kadar yemek. Bundan fazla yiyeceğimi düşünmüyorum. Hamburger çok güzel. Yemekler gerçekten lezzetli. Sıcak olması gerekenler sıcak, soğuk olması gerekenler soğuk ve tatları da gerçekten taze. O yüzden böyle yerlere öğlen vakti gelmek daha mantıklı, daha güzel. Az önce kızımı okuldan aldım. Bakın arkadaşlar, bu da benim kızımın bu ayki yemek listesi neymiş? Sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği. Bakın ne kadar sağlıklı besleniyorlar. Hepsinin şeyleri ölçülüyor. Kalorileri. Her şey var. Ne ararsanız var. Şöyle göstereyim bakın. Meyveler var, sebzeler var. Pizza var. Barbekü chicken var. Tost var, patates kızartması var, hot dog var. Bayağı bir çeşit var. Öğlen yemeği 1.90, sabah kahvaltısı 1.10 her öğrenci için. Biz para ödemiyoruz. Kızım 3 senedir ücretsiz yiyor. Çünkü ücretsiz verdiler. Kızım başarılı olduğu için öyle bir burs gibi bir şey verdiler. Ama normalde fiyatı böyle. Yani günde bir öğrenci sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği yerse 3 dolar para ödüyor. Ve yemekler de güzel. Örnek veriyorum. Sadece bir günde bunları yiyorlar. İşte görüyorsunuz. Chicken var, banana var, muz var, patates kızartması var, karpuz var. Yani gayet sağlıklı besleniyorlar. Şuna limon sıkalım. Aslında buna şey de koyuyor. Marul falan ben koymayacağım. Şöyle. Harika. İnanın içindeki et çok güzel. Neyse ben konuşmayayım da yemeğimi yiyeyim. Thank you.
doyuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitiremedim. İkinci bardak suyumu içiyorum. O yüzden böyle yerlerde su içtiğinde doyuyorsun. Doydum ben aslında. Hamburger doyurdu. Aslında bir tane daha hamburger yiyebiliriz. Başka bir şey yemeyeceğim. O kadar çeşit var ama. Üstüne de bir tatlı yeriz. Tamam işte. Bir tane daha hamburger yiyeyim. Belki buraya bu sene hiç gelmeyeceğim başka. Sizler için ikinci kez geliyorum. Sıcak sıcak. Tavuk var, et var. Bakar mısınız etler arkadaşlar? Devamlı pişiyor. Yemekten sonra da aslında şöyle gelmişken bir tane de tatlı alayım hafif. Şöyle marshmallow alıyoruz. İki adet marshmallow aldım. Bir tane de çilek yapalım. Evet, tatlımız hazır. Çok fazla şeker sevmiyorum. Bu kadar yeter. Görüyorsunuz. Genelde emekli Amerikalılar öğlenleri geliyorlar, yiyorlar, gidiyorlar. Evet, yemekler bu kadar. Bundan sonra yemeyeceğim. Hatta şunları yemeyeceğim. Şu iki tabağı sadece hamburger ve tatlı yiyeceğim. Marshmallow, üstünde sıcak çikolata. Harika. Ama en güzeli, yani burada yediğim en lezzetli şey bu hamburger. Biraz da tuz koyayım. Tuz koymamışlar. Evet. Sizin için kilo almayı bile göze alıyorum. Böyle yerlere geliyorum. Kıymetini bilin. İnanın tadı harika. Etin içinde hiçbir şey yok. Sadece et. Dün gece neydi, şimdi ne? Bakın. Ana baba günüydü ya. Dün burada yürüyemiyorduk. Sıra vardı hatırlıyorsanız. Bir de hayatta gelmem. Hayatta buraya gelmem akşam. Ama yılda bir kere, iki kere gelirim. Öğlen yemeği yemek için. Görüyorsunuz yalnız geliyorum.
Çünkü ne eşimi ne çocuğumu buraya getirebilirim. İstemiyorlar, gelmek istemezler. Onlar sevmiyorlar buraya gelmeyi. Ben doydum ya. Bunları da aldık ama. Önemli değil, bitiremezsen geri dönüşüme gidiyor. İçerideki tipler genelde böyle Amerikan ordusundan emekli olmuş deniz subayları gibi böyle. Hepsinde şapka var. Genelde Amerika'da askerler, emekli askerler şapkasız çıkmaz hiçbir yere. İlla şapka giyerler. İşte hangi birlikteyse onun şapkası vardır kafasında. Neyse. Doydum. Arkadaşlar zar zor hamburgeri bitirdim. Diğerlerini yiyemeyeceğim. Benden bu kadar. Eğer ben çok yerim, içeride tabak tabak yerim diyorsan gel. Benim limitim bu kadar. Bunları yiyemeyeceğim maalesef. Doydum. Sadece şu tatlılardan bir iki tane yiyebilirsem yiyeceğim. Sonra eve giderim. Daha spor yapacağız. Bunlar da donmuş hemen. Gidip yenisini mi alsak? Maalesef donmuş. Donmuşken daha güzel. Yemeğimi yerken bakıyorum gelenlere gidenlere. Genelde arkadaşlar gerçekten de dediğim gibi Amerika'nın emeklileri geliyor buraya. Genelde 55-60 yaş üstü insanlar. 10 dolar veriyor, istediğini yiyor, istediği kadar yiyor. Sistem gayet güzel. Akşam da zenciler dolduruyor. Mesela bu gelen beyaz yaşlı Amerikalılar akşam burada göremezsiniz. Neden? Çünkü yaşadığım yerde genelde insanlar hava kararınca uyuyor. Yani 6-7 dedim mi herkes evinde. Geçen bir önceki videoda ben buraya geldiğimde akşamdı. Ona rağmen içeride bu tarz insanlardan yoktu. Çünkü bunlar erken yatıyorlar. Suyumuzu da içtik. Yazık olmasın bari bir tane daha marshmallow yiyelim. Hizmet güzeldi. $1 tip bırakıyoruz. Dikkat ettim. Her insan tip bırakıyor. Evet. Gördüğünüz gibi içerisi gayet sessiz, sakin. Ben size gitmeden içerideki insan profilini bir çizeyim. Şöyle hafiften çekeyim, siz de bana hak vereceksiniz.
çıkmadan elimizi de silelim. Evet, yemeğimizi yedik, çıkıyoruz. Bayağı iyi yedik ya. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.